Traktör Arena Duello'dan herkese selamlar, sevgiler. Yarı final öncesinde son adayı belirleyeceğimiz haftadayız sevgili seyirciler ve 20 tane Türkiye'nin dört bir yanından gelen çiftçimiz yarı finalist olmak için sahada ellerinden geleni ardlarına koymayacaklar. Bu hafta artık çekişmeleri, duelloları göreceğimiz, en azından bu etaplarda göreceğimiz son haftamız ve ardından yarı finalde daha da zorlu etaplarda daha başarılı kişilerle 20 yarı finalistle ve 4 tane hafta ikincisinin de arasına katılmasıyla 24 yarı finalistle sahada mücadele veriyor olacağız. Ama öncesinde bu haftada son yarı finalisti belirlemek üzere acemi parkurundan mücadelelere başlıyoruz. Ekranlara eşleşmeler geliyor, ardından ilk duello, ilk heyecan için iki yarışmacımızla röportaja başlıyoruz. Yarışmacılar seçtikleri kapılardan kendilerine verilen işaretle ya da yönlendirici ışıklarla yarışmaya başlarlar. Seçtikleri yöne göre parkura başlayan ve dubaların arasından geçen yarışmacılar iki tur atarak başladıkları kapılardan yarışmayı tamamlarlar. Mücadele sırasında duba yıkmanın cezası 1 saniye, iki duba arasında yer alan geçiş kapısını atlama cezası ise 5 saniye olarak uygulanır. Yarışmacı önde bitirmesine rağmen cezaların süresine eklenmesiyle birlikte mağlup olabilir. Evet sevgili seyirciler, ilk duello, ilk heyecan diyoruz. Bakalım bu hafta son yarı finalisti bulma yolunda ilk iki adayımızı tanıyarak başlayalım. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nereden geliyorsun? Eskişehir'den. Çok heyecanlısın, dinamiksin, enerjilisin. Hazır mısın duellolara? Heyecanlı olduğum söylenemez ama hazırım. Güzel, heyecanlı olduğu söylenemezse bunu sahada kontrol altına alabilirsen arenada bizi heyecanlı anlar, en azından bizi bekliyor. Ters tümene çalıştın mı? Hayır çalışmadım ama sana abiye başarılar, Bayram abiye başarılar dilerim. Peki o da sana başarılar dileyecek eminim. Teşekkür ediyoruz. Bakalım Bayram abinde durum neymiş? Evet Bayram hoş geldin. Hoş bulduk. Bayram Ergül ismim. Arena Traktör Arena'ya Sakarya'dan katılıyorum. Sakarya'da ne işte meşgulüz? Hem çiftçilik yapıyorum hem yani traktör sektöründe çalışıyorum. Güzel. Yani tam işin içindeyiz diyebiliriz. 7/24 içindeyiz. Bütün çiftçiyle Doğu Marmara'da yakın bir şekilde temas ediyoruz. Artı çiftçilikle meşgulüm. Bütün tarım sektöründeki bütün mahsullerden ekiyoruz, dikiyoruz. Süper. Traktör Arena için tam aradığımız kişisin o zaman. Bugünün yarı finalisti sen olabilecek misin? İnşallah. Temennimiz o. Hayallerle değil, gerçeklerle mücadele etmek istiyoruz. Bugün inşallah başarılı olurum. Hadi bakalım bizler de aynı temenniyle, hayallerle değil gerçeklerle efendim. Bakalım gerçeklerin meydana çıkacağı ilk duelloya hazırız. İlk duello için her şey hazır sevgili seyirciler. Matris kapısında Mehmet yarışıyor ve ünlü kapısında da Bayram yarışmak için hazır. İlk duello, ilk heyecan, diğer 18 yarışmacının da gözleri bu duelloda olacak. Bizim gözlerimizde kırmızı ışıklardaki ikincisi yandı. Üçüncü kırmızı ışık yanıyor ve yeşil ışıkla. İlk duello, ilk heyecan başlıyor. Evet, Mehmet tarafından biraz daha temkinli bir çıkış ama Bayram biraz dur kalk yapmaya başladı bile. Şu anda traktörü neredeyse boğacak efendim. Biraz da gaz vermesi lazım. Bu arada Mehmet o kadar geniş döndü ki herhalde dedim billboardlara doğru ilerliyor. Şu anda hiçbir duba yıkmadı Mehmet ama şu anda ters tümende işler zorlaşmaya başladı bile. Her ikisi de iki duba ancak geçebildi. Gözler şu anda Bayram'a dönüyor. Bayram biraz daha dar dönüşlerle avantajı eline geçirdi bile. Mehmet eğer alışırsa hızlı bir tur izletebilecek bize. Kendinden emin, güveniyor ve röportajda bile hiç denemedim ama gayet yaparım dedi. Fakat arena heyecanı bu. Hiçbir şey bunun gibi olmuyor efendim. Evde çalışıp gelenler bile burada başarılı. Çoğunlukla olamadılar. İşte ileri geri manevralarla vakit kaybeden her iki yarışmacı da daha ikinci turuna başlayamadı. Bu ana kadar çoktan bitiren yarışmacılarımız olmuştu bile. Şöyle sürelere göz attığımda ikinci turuna başlıyor Bayram. Dar dönüşlerle avantajı eline geçirdi bile. Bu sırada Mehmet daha ikinci turuna başlayamadı. Bayağı bir
takıldı orada. Hiçbir duba yıkmadı. Her iki yarışmacımızı da tebrik ediyorum ikisini de. Bu sırada Bayram artık zafere ilerliyor diyecektim ki geri manevrayla avantajını biraz kaybeder gibi oldu. Mehmet tarafında durum çok farklı değil. O da durkaklarla ilerliyor. Bir duba yıkıldı sonunda. Hiç önemli değil. Hatta bir duba daha yıktı. Beni duymuş olmalı. Bu sırada Bayram galibiyetine doğru ilerliyor. Son metreleri ama süresini tamamlayamadı sanırım. Evet, milimetreler kala durdu. Halbuki geçse ki onu şu anda yapıyor ve zaferini elde ediyor. Şu anda kaybedenler arasında da sıralamanın önemi var. Şöyle bir göz göze geldik Mehmet'le. Yok diyor, hiç tat vermedi diyor. Aynı fikirdeyim Mehmet. Yani sonucunda pek tat alamadık. Ama bir galibimiz, bir de mağlubumuz var. İlk duelle sona eriyor sevgili seyirciler. Birazdan ikinci yarışmacılarla röportajla karşınızdayız. Mehmet tarafından biraz daha temkinli bir çıkış. İkinci turda başlıyor Bayram. Dar dönüşlerle avantajı elde geçirdi bile. Ve zaferini elde ediyor. Evet sevgili seyirciler, ilk duelloda aradığımız heyecanı bulamadık, rekabeti bulamadık. Belki de bu duellodan bugünün yarı finalistini elde edeceğiz. Hiç belli olmaz, hemen kendilerini tanıyoruz. Bediran hoş geldin. Hoş bulduk. Neler yapmaktasın, nereden geldin? Gazi Üniversitesi'nde öğrenciyim. Ankara'dan katılıyorum, Polatlılıyım. Çok güzel. Polatlı dediğimizde tarımın beşiği adeta. İyi bir çiftçi olduğunu düşünüyorum. En azından ailene yardım ettiğini düşünüyorum. Burada hangi bölümü okuyorsun? Bilgisayar programcılığı bölümünde okuyorum. Güzel. Daha önce de aynı bölümden arkadaşlar katılmıştı. Pek başarılı olamadılar efendim. Sen başarılı olabilecek misin? İnanıyorum. Hadi bakalım, biz de sana inanıyoruz. Bakalım rakipte durum nedir? Bir Sakarya temsilcisi daha. Kendisini hemen tanıyoruz. Sakarya'dan katılıyorum. Sakarya Söğütlü'de oturuyorum. Çiftçilikte yazları uğraşıyorum. Kışları pek çiftçilik olmadığı için traktör de hobilerim arasında biridir. Traktör hobilerinin arasında, öyle mi? Evet. Peki Sakarya çok bereketli topraklara sahip. Neden sadece yazları yapıyorsun? Biz fındıkçıyız. Tamam, anlaşıldı o zaman. Oralarda çok traktör de gitmiyor zaten. Peki kendine güveniyor musun? Güveniyorum. Başarılı olabilecek misin? Evet, inşallah. Hiç yarı finalist olabilecek heyecanı göremedim sende Davut. Heyecanımızı geriye saklıyoruz. Hadi bakalım, sahada bize onu göster. Evet, ikinci duello için hazırız sevgili seyirciler. Birazdan maça çıkacak her iki yarışmacı da elinden geleni yapacak. Acemi parkurunun ikinci eşleşmesi için taraflar seçildi. Sakaryalı Davut Matris kapısında ve Polatlı'dan Bedirhan Ünlü kapısında yarışmak için hazırlar. Bakalım yarı finalist bu eşleşmeden mi çıkacak? Gözlerimiz kırmızı ışıklara çevriliyor bile. İkinci kırmızı ışık yanıyor sevgili seyirciler. Üçüncüsü yandı ve yeşil ışıkla duello başlıyor. Bedirhan biraz tutuk başladı. Rakibi ise Davut hemen ilk dubayı geçti bile. Evet, şimdi Davut durdu. Bu sefer Bedirhan geçiyor. Ama Bedirhan'ın hızına bakılırsa böyle temkinini sürdürecek gibi. Bugüne kadar 382 tane yarışmacı izledim sevgili seyirciler. Ben daha ara gazından anlarım kimin nasıl gideceğini. Ama şu anda Davut için düşündüklerimin tam aksini yapmaya başladı. En başta alışmıştı, sonradan bocalamaya başladı. Evet, Bedirhan şu anda bir duba yıkmak için o kadar düşündü ki yık onu geçti Bedirhan. Hiçbir sıkıntı yok. Daha yaşın genç, çok duba yıkacaksın sen, hiç endişe etme. Evet, şimdi gözler Davut'ta, ikinci turuna başlamadan önce geçecek son bir dubası kaldı. Evet, Bedirhan ancak açıldı. Hızlı bir dönüş, sonra tekrar durdu. Bu arada ikinci turuna başlayan Davut galibiyete gidecek dönüş yoluna girdi bile. İlk dubasını geçiyor. Hiçbir duba yıkmadı. Bugün yarışmacılarımız gayet temiz gidiyor. Fazla toz tutmuyorlar efendim rüzgarın etkisiyle. Derken bütün tozlar gözüme girmeye başladı bile. Teşekkür ediyoruz Davut'a bu tozlar için. Evet, nasıl olsa rakibi daha ikinci turuna başlamadı diye Davut da yavaş yavaş ileri geri manevralarla turunu sürdürüyor galibiyetine doğru giderken. Bu sırada Bedirhan, yanlış görmüyorsam daha ikinci turuna başlamadı. Evet, yanlış görmüyormuşum. O duba yıkmasına rağmen geçmemiş. Bu sırada Davut artık son düzlüğe gelmek üzere. Hızlı bir direksiyon çevirişi ve toparlıyor, artık galibiyetini ilan ediyor Davut. Şimdi gözler Bedirhan'a döndü. Kaybedenler için de bu sürelerle yukarıda kalmasının çok da bir şansı olduğunu zannetmiyorum. Bedirhan hala ileri geri manevralar yapıyor. Artık daha hızlı olması lazım ki bir şansı olsun. Fakat her geçen saniye aleyhine işlemeye başladı bile. Polatlı temsilcisi Bedirhan için
daha yaşı genç, arenanın en genç yarışmacılarından biri. Evet, traktörü adeta kontrolünü kaybetmiş bir at gibi sürüyor. Bakın yine şaha kalktı traktör. Evet, bir şahlanış daha bekliyoruz kendisinden. Şimdi geri manevra yaparken ters tümen iyice karışıyor. Bir eli el gazında görüyorsunuz. Evet, biraz daha gaz ver. Hadi bakalım Bedirhan, hadi bakalım. Evet, sakin sakin bitiriyor artık Bedirhan. Nasıl olsa kaybettim. Hiç kapı falan kırmayayım, sonra muhasebeye uğramayayım diyor. Teşekkür ediyoruz Bedirhan'a. Evet, ikinci duelloyu da tamamladık. Üçüncüsü için yarışmacılarımızla röportaja geçiyoruz. Sevgili seyirciler, üçüncü eşleşme için ben heyecanlandım. Çünkü bir çalışan yarışmacı sonunda bulabildik bu hafta. Bakalım bize heyecanlı bir tur izletebilecek mi? Hemen kendisini tanıyarak başlayalım. Hatay temsilcisini. Kenan Güney, Hatay'dan katılıyorum. Hoş geldin. Hatay'da ne iş yaparsın? Hatay'da sılaç biçerleri var. Samanla yapıyoruz. Bütün çiftçilikle her türlü malzemeyi kullanıyoruz. Güzel. Bir nevi ekipmanların müteahhitliğini yapıyorsun. Herkese iş yapıyorsunuz. Herkese iş ver, herkesin işini yapıyoruz. Hayvancılar genellikle yemlerini sağlıyoruz. O zaman çok yoğun çalışıyorsundur. Ya aynen. Burada bile olmam şu an bile. Peki o kadar yoğunluk arasında ters tümene çalışmaya vakit bulabildin? Aynen, bir yarım saat, bir saat günlük. Günlük yarım saat, bir saat. Kaç gün sürdü bu çalışma? 2-3 gün. Fazla sürmedi aslında. Güzel Kenan. Senden iyi bir tur. Hatta rekor bekliyorum. İnşallah. Alıştığıma güvendiğim için devam ettirmedim. Hadi bakalım. Hatay'ı güzel bir şekilde temsil et. Bir rekor gönder onlara, olur mu? İnşallah göndereceğiz. Bakalım. Evet, iyi olan kazansın diyor Kenan ama iyi olduğunun da altını çiziyor. Çünkü her gün antrenmanını yapmış. Afyonkarahisar'da durum neymiş? Afyonkarahisar'dan katılıyorum. Salih Çiftçibaşı. Sen de çalışabildin mi Salih? Yok. Çalışmadan. Peki rakibin sağlam çıktı, ne düşünüyorsun? İyi olan kazansın derim. Peki sen kendine güveniyorsun. Biraz daha tanıt, neler yapıyorsun Afyonkarahisar'da? Çiftçilikle uğraşıyorum, servis işi yapıyorum. Hı hı. Sen de yoğun bir şekilde çalışıyorsun. Traktörle de aran iyi, tecrüben çok. Evet. Küçüklükten beri üzerinde büyüdük. Peki başarılar diliyorum. Rakibin dişli ama sende de o inancı gördüm ben. Aynen. Peki sevgili seyirciler, 3. düello belki de aradığımız düello. Birazdan sahada aradığımızın cevabını bulmak için yarışıyor olacağız. Bu düelloda taraflar seçiliyor. Teorik olarak favori adayımız Kenan, evde çalışıp gelen Kenan matris kapısında ve Afyonkarahisar temsilcisi Salih de ünlü kapısındaki yerini aldı. Bizim de gözlerimiz ışıklara çevriliyor. İlk kırmızı ışığımız yandı, ikincisi yanıyor. Üçüncü kırmızı ışık yanıyor ve yeşil ışıkla düello başlıyor. Evet, Kenan'dan hızlı bir çıkış. Gözlerimiz Kenan'da ama Salih de şu anda seri ama dar dönüşlerle ilerliyor. Kenan işte hızından dolayı biraz kontrolünü kaybetti. Benim de görüş açım epey azaldı çıkan tozdan dolayı. Evet, yarışmacılarımız tozu dumana katmaya başladı. Bu arada çıkan tozdan göremedim. Salih terse bile dönmüş. Herhalde yönünü karıştırdı ters tümenden. Evet, Kenan evde çalışmış gibi çok durmuyor. Evdeki hesap çarşıya uymadı sanırım. Arenanın tozlu topraklarında, hele ki duello heyecanıyla, hiç evde çalışmaya benzemiyor sevgili seyirciler. Bugüne kadar çalışanlarının çoğunun elendiğini de dipnot olarak geçelim. İkinci turuna aynı anda başladılar. Denk bir şekilde ilerliyorlar. Neredeyse senkronize ilerliyorlar. Sanırım buranın kaybedeninin de bir şansı olacak gibi gözüküyor. Kenan, güzel dönüşler. Ters tümende, toz toprak havalarda. Görüş hakimiyeti iyice azaldı. Kameralar bile çekmekte zorlanıyor. Şu anda Kenan dönüşünü yapıyor sanırım. Çünkü göremiyorum tozdan sevgili seyirciler. Kenan, evet, kapıda şimdi gördüm ve süresini tamamlıyor. Kenan hızlı bir turla tamamladı. Diğer yarışmacı Salih ise bakalım. O Dubai'yi yık geç artık Salih. Hiçbir sıkıntı yok. Yık onu. Ama çok kibar ve düşünceli yarışmacımız Salih, o Dubai'yi yıkmamak için neredeyse 10 saniye vakit kaybediyor. Evet, Salih artık turunu tamamlayacak ama 3. düello için en azından konuşmak lazım. Diğer iki adaydan hızlı olduğu kesin ve süresini tamamlayıp kapımızı da kırıyor. Evet, güzel. İşte bunu sevdim. Salih, aradığımız enerji buydu gerçekten. Son eleme bölümünde kapıyı birinin kırması lazım ki şanımız yürüsün. Salih yeter, diğer bacağı da kırma en azından. Teşekkür ediyoruz Salih'e. Hemen güvenlik görevlileri sahaya giriyor ve Salih'i durduruyor efendim. İkinci turuna aynı anda başladılar. Güzel dönüşler.
şu anda Kenan dönüşünü yapıyor sanırım çünkü göremiyorum Tozdan sevgili seyirciler. Kenan hızlı bir turla tamamladı. Sevgili seyirciler, dördüncü duello için hazırız ama bir önceki duelloda yine aradığımızı bulamadık. Çalışıp gelen yarışmacımız bile bize bir rekor izletemedi ama devamında daha eşleşmeler var. Umutlarımızı yitirmeyelim. En azından son eleme bölümünde hızlı yarışmacılar bulursak yarı final öncesi heyecana alışmış oluruz diye düşünüyoruz. Evet, hemen yarışmacıları tanıyalım. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geliyorsun Mehmet? Denizli'den. Peki Denizli'de ne iş yapıyorsun? Çiftçilik yapıyorum. Güzel. İyi gidiyor mu çiftçilik? Neler yetiştiriyorsun? Buğday, arpa, kekik. Kekik güzel. Çok severim keki. Anason da yetiştiriyorsun. Peki traktörle aran iyidir diye düşünüyorum. İyidir yani 20 senedir traktör kullanıyoruz. Maşallah 20 senedir. Yaş kaç? 28. 8 yaşından beri kullanıyorsun. Süper. Peki ters dümene çalıştın mı? Hiç çalışmadım. Ama güveniyorsun herhalde. Güveniyorum. Peki sen hazırsın. Bayağı yarışmak için hazırsın. Peki Mehmet hazır efendim. Biz rakibine bakalım o hazır mı? Çağrı sen de hoş geldin. Merhaba hoş buldum. Çağrı çok hazır hissediyorsun kendini sanırım. Gayet kendinden emin hoş buldum dedin. Hazır mısın gerçekten? Ya yaşım gereği çok tecrübesizim ama hazır olduğumu düşünüyorum. İnşallah elimden geleni yapacağım. Hadi bakalım biraz tanıt kendini. Neler yapıyorsun? Kızılcahamam'da yaşıyorum. Gazi Üniversitesi'nde okuyorum bilgisayar mühendisliği bölümünde. 19 yaşındayım. Böyle öğrenciyim. Peki hem öğrencilik hem de ara sıra babaya yardım çiftçilik diyelim. İkisi bir arada güzel gider inşallah. Devamı için başarılar diliyorum ama öncesinde arena için başarılar dilemek lazım. Çünkü rakibin kendinden hazır ve emin. Sen onu yenebilecek kadar hazır hissediyor musun kendini? Ya biraz düşünceli gördüm seni. Evet. İnşallah yeneceğim yani bakalım inşallah. Peki Çağrı biraz düşünceli efendim. Bizler de o düşüncenin sonuçlarını birazdan görüyor olacağız. Dördüncü duello için hazırız. Mehmet ve Çağrı'nın mücadelesi için hazırız sevgili seyirciler. Matris kapısında Mehmet ve Ünlü kapısında Çağrı yarışmak için hazırlar. Bizler de hazırız. Gözlerimiz ışıklara çevriliyor. Dördüncü duello için tüm şartlar uygun efendim. Rüzgar hızını arttırıyor. Serin bir kahraman kazan havasında yeşil ışıkla duelloya başlıyoruz. Ama Mehmet biraz sıkıntılı başlıyor. Yüz ifadesine bakılırsa bir an kontrolünü kaybetti ama heyecanını şimdi kontrol altına alıyor ve dönüşlerine başlıyor. Çağrı ise gayet temkinli, gayet yavaş. Sanki ilk kez traktör toprakla buluşuyormuşçasına heyecanlı ve sakin, dingin. Sanırım bir kapı atlıyor orada. Bu sırada Mehmet de sıkıntı yaşamaya başladı. Geri yönlü manevralarına başlıyor. Orada bir duba için bu kadar vakit kaybetmeye değmez. Ez geç onu Mehmet. Tabii heyecandan yarışmacılarımız bunu bazen düşünemeyebiliyorlar. Tek fren kullanımları güzel ama biraz daha seri olması lazım. Çünkü yavaş ama temkinli giden Çağrı ikinci turuna başlıyor bile. Tabii ben o arada gözümden kaçırmış olabilirim. Başka kapı hataları yaptığımı bilemiyorum. Hatta şu an gördüğüm kadarıyla yeni bir kapı hatasına doğru gidiyor. Çağrı tadılmamış heyecanları tatmak peşinde. Geçilmemiş kapıları atlayarak geçmiyor. Hiç duba yıkmıyor. Değişik bir taktik tabii. Bu da Mehmet'i heyecanlandırıyor olsa gerek. Çünkü rakibine baktığında onun bayağı ilerlemiş olduğunu gördü. Şu anda ağır aksak ilerleyen ve tüm kapıları atlayan sanırım geri dönüp bir daha geçecek oralardan. Evet tahmin ettiğim gibi oluyor sanırım. Yok geri dönmedi ama ne yaptığını anlamakta güçlük çekiyorum yarışmacımızın. Çağrı şu an sanırım bilgisayar derslerini düşünüyor ağırlıklı olarak. Pek traktörle alakası yok. Hatta durdu. Sınav sorularını çıkarttı cebinden. Çalışıyor. Geriye bakıyor. Rakibi bitirdi mi bitirmedi mi? Mehmet de maşallah sanki vakit kaybetmek için bu anı beklemiş. Rakibi beklerken o da bekliyor. Hatta biraz daha avans vermek için geriye döndü. Bilgisayar mühendisi adayımız. Bu sırada Mehmet geliyor. O da bitirmemek için bekliyor. Evet Mehmet bitirdi. Rakibi şimdi bitirecek ama çok ilginç bir eşleşme oldu bu. Çok ilginç bir duello. Evet Çağrı da bitirdi ama ben bu duellodan bir şey anlamadım sevgili seyirciler. İkisi de bitirmemek için elinden geleni yaptı ama sonunda bitti sevgili seyirciler.
Sevgili seyirciler, arenada ritmimizi gitgide arttırıyoruz, hızımızı gitgide arttırıyoruz. Şimdi biraz daha tecrübeli çiftçilerimizle beraber duello'ya hazırız. Hemen kendilerini tanıyoruz. İsmail abi hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Kahramanmaraş'tan geliyorsun. Biraz tanıt kendini. Neler yapmaktasın? Kahramanmaraş avcısından geliyorum. İşte çiftçilikle ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. İşler iyi gidiyor herhalde. Çok şükür Allah'a. Peki seni gayet kararlı, hızlı, kendinden emin gördüm. Vallahi çocukluğumdan beri hazırım ben. Bu şeyi yarışmaya bekliyordum yani. Çocukluğundan beri bu yarışmayı mı bekliyorsun? Süper. Peki ters dümene hazırlanarak mı geldin? Ters dümene fazla çalışma imkanım olmadı. Traktörüm eski model olduğu için hani eski sistem hidrolik olmadı yani. Ama burayı geçer giderim diyorsun. Vallahi kendime güveniyorum evet. Peki İsmail abi sana başarılar diliyorum. Teşekkürler. Peki bakalım Kahramanmaraş tarafı hazır, Tekirdağ tarafı hazır mı? Serkan abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk, kolay gelsin. Tekirdağ'dan geldin, uzak diyarlardan sayılır Ankara'ya. Peki hazır mı geldin yoksa Allah'a emanet mi geldin? Hazırız, çok şükür hazır. Peki heyecan var biraz ama. Yok hiç. Heyecan da yok. Güzel, biraz tanıyalım seni. Tekirdağ'da yaşıyorum, çiftçilik yapıyoruz. Neler yetiştiriyorsun? Buğday ayçiçeği var. Peki buğday ayçiçeği zaten Tekirdağ'ın genelinde yetiştirilen ürünler. Arena için hazır hissediyor musun kendini? Hazırım. Hazırım. Bir daha bir güçlü duyalım. Hazırım. Süper. Serkan abi sana da başarılar diliyorum. Biraz heyecanlandırmaya çalıştık ama gayet sakin iki yarışmacımız. Bakalım sahada bize neler gösterecek. Kahramanmaraş ve Tekirdağ mücadelesinde Kahramanmaraş temsilcisi İsmail Matris kapısında ve Tekirdağ temsilcisi Serkan Ünlü kapısındaki yerini aldı. Bu uzak iki diyarın düellosunda gülen taraf kim olacak? Kazanan taraf kim olacak diyoruz. Üçüncü kırmızı ışık yanıyor ve yeşil ışıkla düello başlıyor. Hızlı bir çıkış her iki taraftan da geldi. Güzel bir düello olmasını diliyoruz. Toz çıkmaya başladı bile. Rüzgarın da etkisiyle güzel görüntüler izletiyorlar. Şu anda Kahramanmaraş tarafı önde gidiyor. İsmail abimiz o da durdu. Serkan da durdu. İsmail de durdu. Şu anda geri manevraları aynı anda yaptılar. İleri yönlü manevralara ancak Kahramanmaraş tarafı geçti. Bir duba önde gidiyor sayılır. Güzel bir tek frenle dönüşünü sürdürdü. Serkan tarafında durum çok iç açıcı değil öyle gözüküyor. Ama Kahramanmaraş ikinci turuna başlıyor bile. Güzel bir dönüşte tozu arenadan kaldırdı ve ikinci turuna başladı. Serkan şu anda ilerleyemiyor ama İsmail gayet güzel bir şekilde gidiyor. İkisi de denememiş sevgili seyirciler ama arenada hızlı yarışmacılardan biri olacak bu duellonun galibi. Şu ana kadar fena gitmiyordu ancak bu hatayla beraber vakit kaybı yaşıyor İsmail. Ezdi dubanın etrafında saygı duruşunda bulundu. Şöyle bir döndü. Bir kapı atlayacak mı? Evet bir geri manevra yapıyor. O sırada ben toz duman altında kalıyorum. Evet geri manevrasından dolayı vakit kaybediyor. Bu arada Tekirdağ tarafında Serkan'a bakıyorum. Onun pek yarışmayla uzaktan yakından alakası yok gibi epey sıkıntı yaşıyor. Daha hareketlere ters dümene alışabilmiş değil. Az önce bıraktığım yerde İsmail hala orada ileri geri manevralar yapıyor ve süresini tamamlamak üzere son meteler ve galibiyetini ilan ediyor. Bu hafta yarışmacılarımız çok seri olamadılar. Hatta kaybedenler içerisinde de Serkan'ın iyi bir süre elde edemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü bayağı bir ilerledi. 15 elenen içerisinde en hızlı bir kişinin daha üst tura çıktığı bir etap burası acemi parkuru. Serkan hala sıkıntı yaşıyor manevralarda. Tek fren kullanmamakta ısrar ediyor. Dar dönüşler yapmıyor ama sonunda süresini tamamlıyor. Diğer duello için iki yarışmacımız da birazdan karşınızdayız. Genç yarışmacıyla yeni duello için hazır sevgili seyirciler. Hemen kendilerini tanıyoruz. Kubilay hoş geldin. Hoş bulduk. Hazır gözüküyorsun. Biraz nefes nefese koşturduk seni. Evet. Gayet heyecanın yerinde. Peki bu enerjini arenaya yansıtabilecek misin? Çalışarak geldin mi? Çalışmadım ama çocukluktan beri traktörün üzerindeyim. Zaten hep ters dümen gidiyorum diyorsun. Evet. Bu sefer düzelteceğiz. Peki çiftçilik yapıyor musun? Yok öğrenciyim şu an. Nerede okuyorsun? Dumlupınar Üniversitesi. Hangi bölüm? Endüstri Mühendisliği. Peki çiftçiliği herhalde yaz aylarında babaya evet. Yardım ederek. Evet, evet aynen. Peki güzel sana başarılar diliyorum. Hem okul hayatında hem arenada. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Evet, rakip de durum neymiş? Sen daha çok heyecanlı gözüküyorsun ama ters dümen denemedin herhalde. Tahminlerim o yönde. Denedim. Evet, ben yanılıyorum sevgili seyirciler. Deneyen bir yarışmacımız da hemen kendisini daha detaylı tanıyorum. Mustafa Ceyhan, Kayseri'den katılıyorum. Evet, Kayseri'den başarılı yarışmacılar çıktı bugüne kadar. Küçüklükten beri traktör kullanıyorum. 8 yaşından beridir. Ters dümeni ne kadardır deniyorsun? Bir hafta denedim. Fazla denemedim.
Süper. Bir hafta zaten bayağı bir yeterli. Evet. Ömer'dir uğraşıyorum çiftçilikle. Hala da çiftçilikle uğraşıyorum. Peki güzel. Sana da başarılar diliyorum. Evet. Kayseri yarışmacımız da bir haftadır ters tümen deneyerek gelmiş. Az önce deneyen yarışmacımızdan iyi bir süre elde edememiştik ama bu sefer rekora yaklaşacağımızı düşünüyorum. 5. düelloyu tamamlamıştık. Bu 6. düello sevgili seyirciler. Birazdan hazırız. Bu mücadeleye dikkat diyoruz sevgili seyirciler. Çünkü Matris kapısında yarışan Kayseri temsilcisi Mustafa hazırlıklı gelmiş efendim. Bir rekor her an kırılabilir. Rakibi Uşak temsilcisi Kubilay ise ünlü kapısında elinden geleni yapacak artık. Gözlerimiz ışıklara çevriliyor. Kırmızı ışık yanmaya başladı. Favori mi kazanacak yoksa bir sürpriz mi yaşayacağız? Yeşil ışıkla duello başlıyor. Evet, Kubilay'dan hızlı ama hatalı bir çıkış gördük. Hemen frene bastı, kendini toparlamaya başladı. İşte evde bir haftadır deneyen yarışmacımız şu anda hiç denediği gibi gitmiyor. Hatta geri geldi. Yeni bir başlangıç, temiz bir sayfa açmak istiyor ama frenleri bile karıştırıyor. Demek ki arena heyecanı hiçbir şeye benzemiyor efendim. Bu haftada aradığımız rekor kırılamayacak gibi. Şu anda gözlerim Kubilay'da ama ne ara oraya kadar geldi bilemiyorum. Sanırım kapı hatası yapmış olmalı. Çünkü bu kadar seri o noktaya gelemez diye düşünüyorum. Geldiği noktada da kaldı zaten. Şu anda rakibi Mustafa da kaldı. Kayseri Uşak mücadelesinde toz duman çıkıyor ama mesafe kat edilemiyor. Hatta ben şöyle arkamı dönmek zorunda kaldım çünkü tozdan hiçbir şey göremiyorum efendim. Şu anda gözümü tekrar açtığımda herkes aynı yerinde duruyor. İlginç. Evet, Mustafa yani bir haftadır denediğine ben ne yazık ki inanamıyorum. Hatta gözlerime inanamıyorum bu kadar yavaş olması konusunda. Çünkü rakibi ikinci turuna başladı bile. Belki de hatalarla başladı. Orayı gözümden kaçırmış olabilirim. Çünkü tozdan görmekte zorlanıyorum. Mustafa da ikinci turuna başlıyor ama Kubilay şu anda mesafe olarak önde gidiyor. İşte o da tek freni kullanacak ama yönünü eğer karıştırmazsa. Tek fren kullanırken yanlış yöne çeviriyor. Traktör yan yan adeta yengeç gibi ilerliyor efendim. Değişik bir taktikle kapıları geçmeye çalışıyor. Mustafa'da da benzer bir durum yaşıyoruz. Hatta mesafe olarak neredeyse denk vaziyette. Şu anda Mustafa toparlıyor. Kubilay da toparlıyor. Artık çıkış kapısına yaklaşıyorlar. Kubilay'ın son metreleri. Duman etrafından dönüyor. Daha bir şekilde döndü. Süresini tamamladı. Cezalar eklendiğinde durum değişecek mi? Mustafa da süreyi tamamlıyor. Ben tozdan görüş kabiliyetini iyice kaybettim. Evet, şu an toz da dindiğinde tekrar yarışmacıları net bir şekilde görebiliyorum. Süreler birbirine yakın tamamlandı ama cezalar eklendiğinde durum değişebilir. Bu haftada aradığımız rekor kırılamayacak gibi. Tozdan hiçbir şey göremiyorum ben. Kubilay'ın son metreleri. Süresini tamamladı. Yedinci düello için iki yarışmacımız da hazır. Kendilerini tanıyacağız ve birazdan traktörlerde yarışmak üzere kendilerini arena topraklarına yolluyor olacağız. Berkay hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geliyorsun Berkay? Bursa İznik'ten geliyorum abi. Hoş geldin diyelim. Neler yapmaktasın oralarda? Zeytin, elma, şeftali, erik. Hepsini yetiştiriyorsunuz maşallah. Hepsini yetiştiriyoruz. Peki bir yandan da üniversite okuyorsun sanırım. Evet, Karabük'te üniversite okuyorum. Otomotiv mühendisliği. Süper. Otomotive girecek bir alan traktör. Evet. İlgilisin bu işe. Traktörlere ayrı bir ilgim var. Severek kullanıyorsun öyle diyelim. Evet, çok seviyorum. Peki ters tümen çalıştın mı? Hiç çalışmadım. Peki hiç çalışmadın ama sahada kendine güveniyor olman lazım. Güveniyorum tabii. Peki bakalım tecrübeli bir rakibe karşı neler yapacaksın? Şimdi tecrübeyi de tanıyoruz burada Tekirdağ tarafında. Hoş geldiniz. Sizleri biraz tanıyalım. Selçuk Yazıcı, Tekirdağ Hayrabol, Karabürçek Mahallesi'nden katılıyoruz. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Neler yetiştiriyoruz? Buğday, ayçiçeği yetiştiriyoruz. Peki, işler inşallah iyi gidiyordur. Diğer Tekirdağlı yarışmacımız da hemen hemen aynı şeyleri yetiştiriyordu. Aynen, şükür. Devam, işler devam. Peki, bir Tekirdağlı yarışmacımız başarılı olamadı bu bölümde en azından. Peki, siz inanıyor musunuz? Çalışarak geldiniz mi? İnşallah olacağız. Tecrübeli arkadaşlarımız da var. İyi olan kazansın. Peki, teşekkür ediyoruz Selçuk abi. Evet, iki yarışmacımız da hazır. Bizler de 7. duello için hazırız sevgili seyirciler. Bursa Tekirdağ mücadelesinde Tekirdağ tarafında Selçuk abimiz Matris kapısındaki yerini aldı ve rakibi Berkay ünlü kapısındaki yerini alıyor. Çok dikkatli bir şekilde gözleri ışıkta. Biz de aynı dikkati ışıklara veriyoruz. İkinci kırmızı ışığımız yandı. Üçüncü kırmızı ışık yanıyor. Yeşil ışıkla Bursa Tekirdağ düellosu başlıyor.
Selçuk tarafından daha temkinli bir çıkış gördüm ama aynı yavaşlıkta Bursa tarafı da ilerliyor. Berkay çok dikkatli. Evet, güzelce çeviriyor. Hızlı manevralar. Selçuk abimiz biraz sıkıntı yaşıyor sanırım. Kontrol etmekte zorlandı. Bu sırada 3. kapıdan geçişini yapacak ama açısını tutturamadı Berkay. Geri manevrayla, ki rakibi de o manevrayı yapıyor. Şu ana kadar hızlı bir tur göremedik başlangıç için. Ve yavaş bir şekilde turlarına devam ediyor her iki tarafta. Tekirdağ geride, Bursa önde ama Bursa'nın hataları çok gözüküyor. 3 duba yıktı. Şu ana kadar kapı hatası yaptığını gözlemleyemedim. En azından ben gözlemlemedim. Hakemin gözünden kaçmaz efendim. Şimdi Selçuk abimiz biraz alıştı sanırım. Hayır, beni yanıltıyor. Tek frene dahi alışamadı. Ama Berkay dolu dizgin ilerliyor. Biraz traktörü zıplata zıplata ilerliyor. Daha hızlı olması lazım. Yüksek devirlerde kullanması lazım. Tek fren yapması lazım. Ben o kadar tarif ediyorum ama yarışmacılarımız beni duymuyor. Aynı temkinlikle devam ediyorlar. Evet, Selçuk da Berkay da gayet yavaş tura imza atacaklar. Buranın kazananı, ki arenanın hızlı bir ismiyle eşleşecek, kaybedeninin pek şansı olduğunu düşünmüyorum. Zaferine doğru ilerleyen Berkay artık son iki duba neredeyse ayakta kaldı. Kapıya doğru ilerliyor ve zaferini elde ediyor, süresini tamamlıyor. Selçuk abimiz biraz yavaş kaldı. Hiçbir duba yıkmadı. Çok nazik, çok beyefendi birisi. Ekibimizi hiç uğraştırmıyor. Bulmak istediğim gibi bırakırım arenayı diyor. Tertemiz efendim. İleri geri manevralarla vakit kaybetmeye devam ediyoruz. Gözüm sürelere ilişiyor. 1 dakika 45 saniyeyi aştık bile. Ki kaybettiğinde de şansını tamamen yitirmiş olacak Selçuk abimiz. Tekirdağ temsilcisi yarışmaya renk katıyor. Teşekkür ediyoruz ve süresini tamamlayarak arena topraklarına veda ediyor. Berkay çok dikkatli, güzelce çeviriyor, hızlı manevralar. Zaferine doğru ilerleyen Berkay artık son iki duba neredeyse ayakta kaldı. Süresini tamamlıyor. Acemi parkurunda eleme bölümlerindeki son haftadayız ve artık Acemi parkurunun ilk 10 eşleşmesinin sonuna doğru yaklaşıyoruz. 8. eşleşmeye geldik sevgili seyirciler. Bu sefer Şanlıurfa tarafından bir yarışmacımız ve Eskişehir'den diğer yarışmacımızla duelloya hazırız. Hemen Şanlıurfa tarafına dönüyoruz ve kendisini tanıyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Tanıyalım seni. İsmim Sinan Siyadım Gören. Şanlıurfa Virenşehir'den geliyorum. Bozca köyü. Hoş geldin diyelim. Neler yapıyoruz Şanlıurfa'da? Valla Şanlıurfa'da çiftçilerle uğraşıyoruz. Pamuk, mısır, buğday ekiyorum. İyi gidiyor mu işler? Evet, iyi, güzel şimdi. Allah bereket versin diyelim. Peki, arenaya hazırlıklı mı geldik? O kadar uzak yoldan geldik. Bir hazırlık olmalı değil mi? Valla sadece ters dümene 1 saat çalıştım. Bundan sonra çalıştım. 1 saat, peki o bile yeter. Yeterdi. Hadi bakalım. Fırsat bulamadın. Tabii işler yoğun, yani fırsat bulmak zor. Peki, başarılar diliyorum sana. Bakalım 1 saatlik çalışma yetebilecek mi? Şimdi Eskişehir tarafına dönelim. Orada bir çalışma var mı merak ediyorum. Yok, hayır, çalışmam olmadı. Ama kendine güveniyorsun herhalde. Kendime işte, göreceğiz. Bir tanıyalım önce seni. Mustafa Gözkara, Eskişehir Sivrihisar, Ballıhisar köyünden geliyorum. Hı-hı. Ama Eskişehir'de yaşıyorum. Eskişehir'de kamu işçisiyim. Hı-hı. Ama hafta sonları babama gittiğimizden dolayı çiftçilikte yapıyoruz yani babamızın yanında. Peki arena hakkında ne düşünüyorsun? 7 tane mücadele izledin şu ana kadar ters tümende. Böyle çok hızlı bir aday göremedik ama sen hızlı olabilecek misin? İnşallah hızlı olmaya çalışacağız. Peki, sana da başarılar diliyorum Hakkı. Bakalım Eskişehir Şanlıurfa mücadelesinde kazanan taraf kim olacak? Sevgili seyirciler, traktörler hazır, yarışmacılar hazır. Matris kapısında Sinan ve Ünlü kapısında Hakkı mücadele için hazırlar efendim. Gözler kırmızı ışıklara çevrildi. İlki yanıyor, ikinci kırmızı ışık yanıyor, üçüncü kırmızı ışık yanıyor. Eskişehir Şanlıurfa mücadelesi başlıyor. Evet, geniş bir dönüşle dönmeye karar veren Şanlıurfa tarafından Sinan. Tabii 1 saatlik çalışmanın sonucunu, meyvesini burada toplayabilecek mi bilemiyoruz ama şu ana kadar dönüşler geniş fakat tek fren kullanımları hoş. Eskişehir tarafına baktığımızda Hakkı'nın biraz yavaş kaldığını, hatta geri manevra yaptığını görüyorum. Urfa tarafından da bir geri manevra, yani kapı hatası yapmamak için mücadele sergilediğini gözlemleyebiliyoruz. Şu anda Eskişehir de fena gitmiyor ama Urfa tarafı biraz daha önde götürüyor mücadeleyi fakat geniş dönüşler kendisine vakit kaybettiriyor. Şu anda görünüşe bakılırsa denk bir mücadele, kafa kafaya, mesafeler eşit. Hatta Eskişehir'in öne geçtiğini söyleyebiliriz dar bir dönüşte. İkinci turuna başlamadan önce Sinan'ın biraz ileri geri manevralarda çok vakit kaybettiğini söylemek lazım.
Hakkı şu anda ikinci turuna başladı bile. Acaba bir sürpriz yaşayacak mıyız? Favori aday kaybedecek mi? Yoksa Hakkı da hatalardan dolayı vakit kaybı yaşayarak Sinan'a geçirecek mi? Tüm soruların cevabı arenada cevaplanacak efendim. Şu anda Eskişehir tarafında da Urfa tarafında da böyle düzgün bir mücadele göremiyoruz. Akıcı bir mücadele sergileyemiyorlar. İleri geri manevralarla çok vakit kaybediyorlar. Urfa tarafında bir geri manevra daha. Bir Eskişehir geri gidiyor, bir Urfa geri gidiyor. Kimin önde olduğunu kestirmek zor çünkü önde olan aday geri gittiği an geriye düşüyor efendim. Çok ilginç bir mücadele daha izliyoruz. Eskişehir şu anda geri manevra yaptı, vakitini kaybetti ama en azından bir duba farklı önde gidiyor. Eskişehir mi kazanacak, Urfa mı? Son dönüşünü yapıyor Hakkı. Artık kazanmaya çok yakın. Ve süresini tamamlıyor, önde bitiriyor. Cezalar durumu değiştirecek mi bilemiyorum ama Urfa tarafı çok vakit kaybetti. Sinan da turunu tamamladı. Bakalım cezalar eklendiğinde durum değişecek mi? Ama görünen o ki Hakkı kazanmış gibi gözüküyor. Net sürelerle birazdan karşınızdayız. Bir Eskişehir geri gidiyor, bir Urfa geri gidiyor. Hakkı şu anda ikinci turuna başladı bile. Son dönüşünü yapıyor Hakkı. Ve süresini tamamlıyor, önde bitiriyor. Tecrübenin düellosunu izlemeye hazır olun sevgili seyirciler. İki yarışmacımız da gayet tecrübeli, gayet usta. Şimdi kendilerini tanıyarak başlayacağız. Hasan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geliyorsun? Osmaniye. Osmaniye'den hep böyle çılgın pilotlar çıkar. Sende aynı seviyede çılgınlık var mı? Var. Zaten bakışlardan anladım o işi. Peki çalışarak mı geldin? Biraz. Biraz derken altında bir mesaj gizli sanki. Bir haftadır çalışıyor gibi. Yo. Ne kadar çalıştın? Ya bir gün çalıştım. Bence o yeter. Osmaniye'ye yeter. Evet yeter. Peki ne yapıyorsun Osmaniye'de? Çiftçilikle uğraşıyorum. Neler yetiştiriyoruz? Mısır, buğday, ay çekirdeği, kavun, yer fıstığı. Maşallah her şey var. Zeytin özellikle. Peki o işlerde iyi gidiyordur inşallah. Evet çok şükür iyi. Peki hem işinde hem de arenada başarılar diliyorum sana. Bakalım Oktay abi de bir o kadar heyecanlı ama hazır gözüküyor. Oktay abi nereden geldin? Tanıt kendini lütfen. Oktay Kör. Aslan Yozgat'tayım ama Ankara'da ikamet ediyorum. Ankara'dan katılıyorum. Peki çiftçiliği Yozgat'ta mı yapıyoruz? Yozgat'ta yapıyoruz. Tahıl, baklagil. Onlarla uğraşıyoruz. Güzel. Arenada işler nasıl gidiyor? Arena gayet heyecanlı ve yani beklediğimden daha bir heyecan şeyi var. Peki bu heyecanı kontrol etmemiz lazım ama. Ters dümene çalışabildin mi? Biraz çalıştım. Fazla değil. Kendi traktörümle elimden geldiği kadar bir hafta falan. Elimden geldiği kadar bir hafta. O da güzel. Yani yapabildiğim kadar çalışmaya çalıştım yani. Peki Oktay abi elinden geleni ardına koyma, sahaya yansıtıyoruz. Her iki yarışmacımız da çalışmışlar efendim. Her iki yarışmacımız da tecrübeli, güzel bir düello olacak gibi. Yeni bir düello ile hazır sevgili seyirciler. Osmaniye Yozgat mücadelesi için hazır olun sevgili seyirciler. Her iki yarışmacımız da deneyip gelmişler sümeni. Sahada güzel bir mücadele izlemek için hazırız. Hasan abimiz matris kapısında, Oktay abimiz de ünlü kapısındaki yerini aldı. Gözlerimiz ışıklara çevriliyor. Hızlı bir düello olmasını dileyerek ışıklara gözlerimizi çevirdik. Üç kırmızı ışık yandı. Yeşil ışıkla Osmaniye Yozgat düellosu başlıyor. Ama geriye gidiyor. Evet Yozgat sanırım fazla güçten dolayı bir an karıştırdı. İleri geri mekik kolunu karıştırıyor efendim. Halbuki ileri yönde hazır tutması gerekiyordu. İşte heyecandan karışmaya başladı bile. Her iki yarışmacımız da denemiş ama arena heyecanı o tecrübeyi de yok saydırıyor. Her iki yarışmacıya da şu anda evet neredeyse terse döndü Oktay abimiz. İşte ters tümen insanı terse yatırabiliyor. İkinci turuna başlayan Hasan abimiz. Maşallah var önde gidiyor. Hiçbir duba yıkmadı. Gayet iyi Osmaniye tarafı. Bu ana kadar çılgın pilotlar çıkartan Osmaniye bizi yine yanıltmıyor. Ve Hasan abimiz dolu dizgin galibiyetin doğru ilerlerken ben bile dilim dolandı sevgili seyirciler. Şu anda gözler Hasan abiye çevrildiğinde neredeyse turunu tamamlayacak ve süresini tamamlıyor, galibiyetini elde ediyor. Güzel bir performans ama aynısını Yozgat için diyemiyoruz. Şu anda süresi de ilerliyor yarışmacımızın. Tabii o da evde deneyip gelmiş ama arena topraklarında Erkun traktörün üzerinde heyecanla kapılıp artık yeterli süreyi elde edemiyor. Gözlerim şöyle sürelere döndüğünde artık Elene'nin de en iyi süresinin gerisinde kalıyor.
Dolayısıyla hiçbir şansı kalmıyor Oktay abimizin de. Yarışmanın daha seri olabilmesi için hakem de artık durduruyor kendisini. Ve teşekkür ediyoruz çünkü rakibi bitireli epey oldu. Kendi süresi de çok ilerledi. Böylece düelloyu tamamlamış oluyoruz. Ve bir sonraki düello için yarışmacılarımıza röportaja geçiyoruz. Evet, neredeyse tersi döndü Oktay abimiz. İkinci turda başlayan Hasan abimiz. Maşallah var, önde gidiyor, hiçbir topa yıkmadı. Ve süresini tamamlıyor, galibiyetini elde ediyor. Acemi parkurunun ilk eşleşmelerinin son mücadelesi, son düellosu sevgili seyirciler. Hemen rakipleri tanıyoruz ve eşleşmelere geçiyoruz. Sefer abimiz hoş geldin. Hoş bulduk, iyi çalışmalar. Biraz tanıyalım, nereden geliyorsun? Tekirdağ, Hayrabolu. Güzel, Hayrabolu'dan ikinci yarışmacı bu haftaki. Peki neler yetiştiriyorsun sen de? Ayçiçeği ve buğday yetiştiriyoruz. İyi gidiyor mu işlerin? Mükemmel, çok güzel. Süper, bunu çok seviyorum işte. İyi giden işleri gayet seviyorum. İnşallah böyle devam eder. Peki arenada işler nasıl gidiyor? Mükemmel, orada da güzel. Çok güzel çekişmeli yarışmalar yapıyoruz. Peki aynı çekişmeyi senin maçında da görebilecek miyiz? İnşallah. Denedin mi? Hayır. Peki, ilginç oldu ama inşallah çekişmeli geçer maçın. Şimdiden başarılar diliyorum sana. Bakalım Cafer hazır mı? Seni de tanıyalım Cafer. Cafer Topaloğlu, Denizli'den katılıyorum. Denizli'nin Baklan ilçesi. Güzel. Neler yapıyorsun Denizli'de? Arpa, buğday, mısır, çekirdek onları üretiyoruz. Güzel. Allah bereket versin işlerinde. Umarım senin de işlerin iyi gidiyordu. Evet, çok güzel gidiyor. Şükür bereketli bu sene. Peki sen arenaya gelirken ters dönmeni denedin mi? Denemedim. Hayır. Güzel. O zaman denk bir mücadele olacak. Evet. Çekişmeli bir mücadele olacak. Hazır hissediyor musun kendini? Evet, hazırım. Bomba gibi. Süper. Bomba gibi iki yarışmacımız var. Her zaman hazırız diyorlar. Bakalım son düelloda bize neler izletecekler. Acemi parkurunun ilk etabındaki son düello sevgili seyirciler. Cafer Ünlü kapısında, Sefer Matris kapısında yarışma için hazırız. Gözlerimiz ışıklara çevriliyor. İlk kırmızı ışık yandı sevgili seyirciler. İkincisi yanıyor. Üçüncüsü yanıyor ve yeşil ışıkla düello başlıyor. Evet Sefer abimiz hemen bir balyayı ezerek başladı bile. Şimdi geri geliyor. Tam çıkışını yapamadı ama Cafer çıkışını yaptı. Hatta frenleri bile karıştırarak sağlık olsun ama bir şekilde ilerliyor. Yan da olsa düz de olsa ilerliyor. Şimdi Cafer abimiz düzeltiyorum. Sefer abimiz çıkışını yaptı. İlk tubayı geçti ama kontrolü henüz sağlayabilmiş değil. İşte bir hata yaptığınız an acemi parkurunda ters dümende hatalar birbiri ardına geliyor. Çünkü heyecan insanı hataya sevk ettiriyor. Ben de her programda derim. Bunu denedim. Gayet zor bir iş sevgili seyirciler. Ekranda göründüğü gibi olmuyor. Hele ki heyecan, hele ki ters dümen işi bayağı bir zora sokuyor. Şu anda ikinci turuna yaklaşan Cafer son geçeceği dubasının etrafında da dönüyor. Ama ona yetişen Sefer abimiz de geri kalır yanı yok. Bir duba geriden takip ediyor. Şu anda o da ikinci turuna başladı. Cafer hızını arttırırsa rakibine şans tanımayacak ama ileri geri manevralarla vakit kaybetmeye devam ediyor. Bu sırada tozdan görüş kabiliyetini yine kaybediyorum ben. Ama gözümü açtığımda Sefer abinin terse döndüğünü gördüm. Tekrar yönünü düzeltiyor. Cafer de hata yapıyor. Sefer de hata yapıyor. Şu anda Sefer neredeyse evet öne geçiyor. Şu anda dar bir dönüşte. Şu anda o da hata yaptı. Bu sefer de Cafer öne geçecekti ki Sefer abi de hata yapıyor. O da hata yapıyor. Bir öne geçiyorlar, bir geri düşüyorlar. Ama Sefer abimiz turunu tamamlamak üzere. Artık son metresi ve turunu tamamladı. Hemen peşine Cafer mi diyeceğim ama o da hata yapıyor. Hala geçecek bir dubası var. İleri geri manevralarla vakit kaybediyor. Cafer artık acemi parkurunun ilk etapının son düellosunu tamamlıyor. Bakalım cezalar eklendiğinde durum değişecek mi? Galipler listesine kimin adını yazacağız? Bir öne geçiyorlar, bir geri düşüyorlar. Sefer abimiz turunu tamamlamak üzere ve turunu tamamladı. Sevgili seyirciler sıra geldi. Yarı final öncesinde acemi parkuruna son çıkışlara. Şimdi galipler belli oldu. 10 tane adayımız birazdan aralarında eşleşecekler ve acemi parkurunda yarı final öncesindeki son maçlara çıkacaklar. Ekranlara eşleşmeler geliyor. Ardından galiplerin ilk düellosuyla karşınızdayız.
mücadelede Hasan Babaoğlu Mehmet Güney ile eşleşiyor. Ardından Kenan Güney Mustafa Hakkı Özkara. Üçüncü maçta İsmail Kor Kubilay Sarı. Dördüncü maçta Berkay Çetin Bayram Ergül. Ve son maçta Sefer Yazıcı Davut Yayla ile eşleşiyor. Osmaniye Denizli mücadelesi galiplerin ilk eşleşmesinde Matris kapısında Hasan abimiz ve Ünlü kapısında da Mehmet yarışmak için hazırlar. Bakalım sahanın en hızlı ismi Hasan abimiz mi kazanacak yoksa galiplerin en yavaş ismi Mehmet mi kazanacak? Yeşil ışıkla galiplerin duellosu başlıyor efendim. Bu sefer temkinli bir çıkış geldi Hasan'dan ve rakibi Mehmet de bir o kadar temkinli. Şu anda bir sürpriz yaşayabiliriz. Şartlar buna uygun efendim. Çünkü denk bir şekilde ilerliyorlar. Hiçbiri duba yıkmadı derken sanırım Mehmet yıkacaktı. Evet, gördüğüm kadarıyla yıkıyor. Bu sırada avantajı eline geçiren Hasan son turuna başlayacak bile. Hızlı bir şekilde seri ve dar dönüşlerle ilerliyor. Hasan ikinci turuna ve adeta ikinci etaba doğru son metrelerini, son dubalarını geçmek üzere. Daha ikinci turuna başlayamayan Mehmet artık elenmek üzere hamlelerini yapacak. Çünkü geçen süre aleyhine işliyor. Evet, Hasan bir duba yıktı. Dönüşünü dar bir şekilde yapıyor. Galibiyetine doğru giderken bir duba daha yıktı. Artık son metreler ve ikinci etaba adını yazdırıyor. Favori aday Hasan kazanmasını biliyor. Şimdi gözler Mehmet'te. İlk etaptaki ilk mücadelenin ortalama süresini alacağız. Bu süre tamamlandığında ve elenenler arasında yeterli olacak mı ki görünen o ki yeterli olmayacak gibi. Şu anda yönünü bile karıştırdı. Tekrar terse dönüyor. Yeniden başlamak istiyor. Temiz bir sayfa açmak istiyor arena topraklarında. Ama kapıları da atlayarak ilerliyor. Son dönüşlerini yapıyor artık. Son saniyeler ve turunu tamamlayıp arenaya veda ediyor kendisi. Teşekkür ediyoruz Mehmet'e de burada mücadele ettiği için. Evet, Hasan bir duba yıktı. Galibiyetine doğru giderken bir duba daha yıktı. Ve ikinci etaba adını yazdırıyor. Galiplerin eşleşmesinde favori aday kazanmasını bildi. Şimdi ikinci duelloya geçtik ve Matris kapısında sahanın ikinci hızlı ismi Kenan yarışıyor. Maça favori olarak Hatay'ı temsil ederek çıkıyor ve Ünlü kapısında da Hakkı Eskişehir'i temsilen favori adayı yenmeye çalışacak. Gözlerimiz ışıklara çevrildi bile. İkinci kırmızı ışık yanıyor efendim. Üçüncü kırmızı ışığa geçiyoruz. Motor devirleri yükseldi. Yeşil ışıkla duello başlıyor. Kenan'dan hızlı bir çıkış, Eskişehir tarafında biraz temkinli bir çıkış gözlemledik. Kenan bu sefer kendi rekorunu geliştirecek gibi gayet seri dönüşler. Tek fren harika kullanım, toz dumana katıldı bile. Şu anda Eskişehir tarafında bir tıkanıklık görüyoruz. Olduğu yerde saplandı kaldı. Hakkı'da biraz endişe gördüm çünkü favori rakibi gerçekten mesafeyi arttırıyor ve öne geçiyor. İkinci turuna başlayacak. Daha ikinci dubasını geçen Hakkı tarafında işler zorlaşıyor. Evet, Kenan ikinci turuna başladı bile. Dar dönüşler avantajı eline geçirdi. İlk turundan daha hızlı bir süre gelecek gibi gözüküyor. Toz duman arasında turunu sürdürüyor. Galibiyetine ikinci tura Balya etabına doğru gitmek üzere bir geri manevra yaptığı vakit kaybediyor. Evet, daha hızlı olamasa da en azından galip gelerek adını üst tura kesinlikle yazdıracak. Son metreleri ve süresini tamamladı. Güzel bir tur, güzel başarılı bir sonuç geldi Kenan'dan ve kendisini Balya taşırken de izleyeceğiz efendim. Bakalım Hakkı eğer bu sürede devam ederse üst tura geçmesi çok zor gözüküyor elenenler arasında. Şu anda artık bir geri manevra daha yapacak ki iyice dezavantaj oluyor kendisi için. Daha hızlı, daha seri, daha dar dönüşler elde etmeli. Evet, rüzgarın etkisiyle toz da indiğinde kendisini daha net gördük efendim. Tabii bir kapı hatası yapmamak için geri manevra bir türlü istediği açıyı bulamıyor. Ve artık son dubaya geçecek, kapıya doğru gidip süresini tamamlayacak. Yanılmıyorsam şöyle gözüm sürelere baktığında biraz yavaş kaldı, süresini tamamladı. Tahmin ediyorum ki elenenler arasına geri sıralara yerleşiyor ve tamamen arenada şansını kaybediyor. Gayet seri dönüşler, tek fren harika kullanım, toz dumana katıldı bile. Evet, Kenan ikinci duruma başladı bile. Son metreleri ve süresini tamamladı. Evet,
sevgili seyirciler, galiplerin eşleşmesinde favori adaylar şaşırtmıyor ve kazanmasını biliyor. Bu kez sahaya favori olarak çıkan İsmail abimiz Kahramanmaraş'ı temsilen Matris kapısında yarışacak. Rakibi Kubilay ise Uşak'ı temsilen Ünlü kapısında yarışmak için hazır efendim. Gözlerimiz 3. maç için kırmızı ışıklara çevriliyor. 3. kırmızı ışıkta yanıyor ve yeşil ışıkla galiplerin duellosu başlıyor. Kahramanmaraş tarafından hızlı bir çıkış gördük. Ama temkini elden bırakmıyor. Dar dönüşlerle bakar mısınız? Ustaca geçiyor dubalar arasından. Diğerinden de geçti. Bir duba yıktı ama sıkıntı yok. Ve Uşak tarafında da fena bir başlangıç olmadı. Neredeyse denk giderlerken Kahramanmaraş farkı açmaya başladı. İsmail şu anda öne geçti ve farkı arttırıyor. Artık son dönüşüne geçiyor. Dubanın etrafında döndü ikinci turuna. Zafere doğru ilerlerken Uşak tarafında da ikinci tura başlangıcı görüyoruz. Evet, Kahramanmaraş'tan İsmail gayet hızlı bir şekilde ilerliyor. Başarılı bir turla adını üst etaba yazdıracak artık. Hiçbir engel yok önünde kendinden başka. Son dubayı da geçiyor ve turunu tamamlıyor efendim. Üst tura adını yazdırdı. Şimdi elenenler arasında eğer hızlı olursa üst tura yazdırmaya başarabilir ismini. Şu anda Kubilay artık bir kapı atlayacak gibi gözüküyor. Hayır, atlamıyor efendim. Beni de yanılttı, dönüşünü yapıyor. Kubilay da süresini tamamlıyor efendim. Başarılı bir süreydi ama ortalama sürelere bakıldığında ben de merak ediyorum doğrusu üst tura geçebilecek kadar hızlı oldu mu? Sevgili seyirciler, galiplerin eşleşmesinde 4. maç için hazırız. İlk 3 maçta bir sürpriz yaşamadık. Favori adaylar kazanmasını bildi. Şimdi Bursa-Sakarya mücadelesinde Sakarya temsilcisi Bayram Matris kapısında yerini aldı. Ve sahaya favori olarak çıkan Berkay, Bursa temsilcisi Ünlü kapısındaki yerini aldı. Bakalım bir sürpriz yaşayacağız mı? Şu anda kırmızı ışıklar yanmaya başlıyor. 3. kırmızı ışık hazır. Ve yeşil ışıkta duello başlıyor. Berkay'dan da hızlı bir çıkış. Bayram'dan da hızlı bir çıkış izliyoruz. Bayram dar dönüşlerle iyi bir şekilde gidiyor. Berkay ise şu anda ancak açılarını düzeltebildi. Ama tek fren kullanımlarını beğendim. Gayet hızlı ve başa baş bir mücadele sergileniyor. Şu anda Bayram önde sayılır. Berkay hemen ona yetişiyor. Acaba favori aday Berkay mı kazanacak yoksa Bayram bir sürpriz yaşatabilecek mi? Şu ana kadar Bayram sürpriz için elinden geleni yapıyor ki ikinci turuna başladı. Ve mücadeleyi önde götürüyor hiçbir duba yıkmadan. Berkay dubalarını yıkıyor ama geriden geliyor. Sanırım bir sürpriz yaşayacağız. Bayram iyice yaklaştı finiş çizgisine doğru. Berkay hızlı bir şekilde geliyor. Yakaladı onu. Hatta öne geçiyor. Hatasından faydalandı. Berkay süresini tamamlıyor. Müthiş bir mücadeleydi. Hemen peşine Bayram da tamamlıyor. Hatayı affetmiyor Berkay. Ve galiplerin eşleşmesinde favori olduğunu ispatlıyor. Ve yarışmayı kazanmasını biliyor. Şimdi Bayram'ın süresi de iyiydi. Ortalama sürelerde elenenler için de hızlı oldu mu olmadı mı bilemiyorum ama bu tur gerçekten güzel bir maça sahne oldu. Başa baş bir mücadele sergileniyor. Şu anda Bayram önde sayılır. Berkay yumalarını yıkıyor ama geriden geliyor. Yakaladı onu. Hatta öne geçiyor. Hatasından faydalandı Berkay. Süresini tamamlıyor. Müthiş bir mücadeleydi. Galiplerin eşleşmesindeki son maç artık yarı final öncesinde sahanın bu şekliyle yapılan son acemi parkuru düellosu olacak. Bakalım bunun kazananı ve üst tura geçeni kim olacak? Matris kapısında Sefer abimiz Tekirdağ temsilcisi hazır ve Ünlü kapısında da Sakarya temsilcisi Davut yarışmak için hazır. Bakalım üst tura geçen isim ve elenenler arasından en hızlı olacak isim şu anda belirleniyor. Yeşil ışıkla düello başlıyor efendim. Sefer abimiz hızlı bir çıkışla turuna başladı. Davut da hızlanıyor ve hatta şu anda denk giderken Sefer abi öne geçmeyi başarıyor. Evet, şu anda toz dumana katıldı bile rüzgarın da etkisiyle. Sahaya favori olarak çıkan Sefer abimizin tabii ki çok süre farkı yok. Davut da kazanabilir ve az önceki maçla ilgili de bir açıklama yapayım. Ben heyecandan hataları fark etmedim tabii ki. 4. düelloda cezaların eklenmesiyle favori aday kaybetti ve bir sürpriz yaşadık.
Bakalım bu düelloda da sürpriz yaşayabileceğiz mi? Sanırım sürpriz bu yarışmacıların hataları oluyor ve ikisinin de geri gelişlerini izliyoruz. Sefer abimiz şu anda bir duba farkla geride gidiyor. Evet, rakibi Davut kornaya bastı, hatta yatarak kullanıyor. Sanırım sörf yapıyor efendim. Vücut ağırlığıyla traktörü döndürmeye çalışıyor. İlginç bir mücadele yöntemi. Bu sırada Sefer abimiz ikinci turuna başladı ama biraz geriden takip ediyor. Davut da ezdiği dubaların arasından yolunu bulmaya çalışırken Sefer bakalım. Evet, o da duba yıkıyor. Yıktığı dubaların arasında yönünü kaybediyor. Şu anda Davut o kadar çok bekledi ki Sefer abi öne geçmeyi başardı. Tekirdağ önde gidiyor. Sakarya ise dar dönüşlerle galibiyet elde etmeye çalışıyor. Son dönüşlerini yapacaklar. Ben tozdan göremiyorum. Ve Davut süresini tamamlıyor. Hemen peşine Sefer süreyi tamamlıyor. Cezalar eklendiğinde süreler ne olacak? Kim kazanacak? Ben bile bilemiyorum. Tozdan görmekten zorlandım. Bakalım sonuçlar cezaların eklenmesiyle ne olacak? Toz dumana katıldı bile rüzgarın zeytin. Galibiyet elde etmeye çalışıyor. Son dönüşlerini yapacaklar. Ben tozdan göremiyorum. Ve Davut süresini tamamlıyor. Evet sevgili seyirciler, 20. eleme haftasındayız ve Acemi Parkuru'nda artık mücadeleleri tamamladık. Tam 400 tane yarışmacının geçtiği Acemi Parkuru'nun bu halini tamamlayıp artık yarı finallerde yeni parkurla karşınızda olacağız. Ama ikinci etapta mücadelemize devam ediyoruz. 5 kişi doğrudan adını yazdırmıştı ve elenenler içinde en hızlı isim de Berkay oluyor ve 6. kişi olarak aramıza katılmayı başarıyor. Şimdi yetenek parkurunda balya taşımak üzere eşleşmeler ekrana gelecek. Ardından ilk düelloyla... Yarışmacılar seçtikleri kapılardan kendilerine verilen işaretle ya da yönlendirici ışıklarla mücadeleye başlarlar. Kendilerine yakın balyayı tutup römorkun üzerine yerleştirdikten sonra başladıkları kapılardan çıkışlarını yaparlar. İkinci round için yer değiştiren yarışmacılar diğer balyayı da römorkun üzerine yerleştirdikten sonra yarışmayı bitirirler. Balyanın yanında bulunan dubaların düşmesi halinde 2 saniye ceza uygulanır. İlk mücadele Hasan Babaoğlu, Davut Yaylı arasında geçecek. Ardından Kenan Güney, Berkay Çetin mücadelesini izleyeceğiz. Ve son eşleşmede İsmail Kor, Bayram Ergül ile eşleşiyor. Yetenek Parkuru'nun ilk düellosu için hazır sevgili seyirciler, eleme bölümlerindeki son haftada artık son düellolar gerçekleşerek yarı final öncesindeki son yarı finalisti bulmaya çalışıyoruz. CPM kapısında Hasan abimiz var, Osmaniye'nin çılgın pilotu ve rakibi Sakarya temsilcisi Davut ise Aktürk kapısında yarışmaya hazır. Gözlerimiz ışıklara çevriliyor, ilk kırmızı ışık yanıyor, ikinci kırmızı ışık da tamam, üçüncüsü geldi, devirler artıyor, yeşil ışıkla düello başlıyor. Ama yavaş bir başlangıç oldu. Şimdi hızlar artmaya başladı. Devirler yükseliyor ve kendilerini hizalamaya başlıyorlar. Evet, ilk hizalama Hasan abimizden geliyor ama bir geri manevra ihtiyacı var. Rakibinin de geri manevra ihtiyacı olacak. Hasan güzel bir hizalamayla şu anda balyayı tutmaya çok yakın. Hatta tuttu bile. Rakibi de şu anda balyayla tutucu kolları hizaladı. O da tutuyor. Burada saniyelerin ve saliselerin çok önemli olduğunu hatırlatıyoruz. Her bölüm başa baş, her bölüm çekişmeli geçiyor. Şu anda Osmaniye önde gidiyor. Römorka doğru yanaştı. Balyayı bırakacak derken bıraktı. Geri manevralarına başladı bile. İlk roundun galibi Osmaniye olacak eğer büyük bir hata veya rakibinden büyük bir hata gelmezse ki. Şu anda kapıya doğru yöneldi ve Osmaniyeli Hasan ilk roundun galibi. Hemen peşine Davut da geliyor. Geri vitesleri büyütmesi lazım. Yavaş bir tempoyla geliyor. Vakit kaybediyor. Süresini tamamladı. Arada yanılmıyorsam, yanlış görmediysem 4-5 saniyelik bir farkla İlk roundun kazananı Osmaniye, ilk roundun kazananı Hasan oluyor. Şimdi traktörleri değişecekler ve belirleyici round için birazdan karşınızda olacağız. Şu anda Osmaniye önde gidiyor. Geri manevralara başladı bile. Ve Osmaniyeli Hasan ilk roundun galibi.
Yetenek parkurunun ilk mücadelesinde ilk roundun kazananı Hasan oldu ve 7 saniye fark var arada. Kapanmayacak bir fark değil. Davut için hiçbir şey geçmiş değil. Şimdi CPM kapısında yarışıyor Davut ve roundun galibi Hasan ise Aktürk kapısında yarışmaya hazır. İkinci round için gözlerimiz ışıklara çevrildi bile. İlk kırmızı ışık yanıyor. İkinci kırmızı ışık geldi. Üçüncü kırmızı ışık da yanıyor. Yeşil ışıkla belirleyici round başlıyor. Evet, Hasan yine seri bir çıkışla Bale'ye doğru yönelmeye başladı. Ama Davut da hemen hemen aynı hizaya getirdi traktörü. Şu anda Bale'ye doğru ilerlerken. En doğru hizayı yapan aman diyoruz. Bale'ye vurdu, müthiş bir andı. Eğer düşürseydi Davut işi çok zor olacaktı ki Hasan yine önde tuttu Bale'yi ve römorka doğru gidiyor. Şu anda Davut da manevralarını yapıyor ancak römorka doğru ilk giden ve hatta ilk bırakan Hasan oldu. Büyük bir avantajı var. İlk roundda 7 saniyelik fark kapanacak gibi değil çünkü şu anda Hasan öne gidiyor, önde gidiyor ve ikinci roundun galibi, maçın galibi Osmaniye, maçın galibi Hasan oluyor. Davut da süresini tamamladı. Geri gelişlerde Hasan kadar seri olamadığını gözlemliyoruz. Ama burada bir kazanan var ve römorkla mücadele etmek üzere final performans parkuruna geçen isim Hasan oluyor. En doğru izah yapan aman diyoruz. Valeri vurdu, müthiş bir andı. Römorka doğru ilk giden ve hatta ilk bırakan Hasan oldu. Çünkü şu anda Hasan öne gidiyor, önde gidiyor ve ikinci roundun galibi, maçın galibi Osmaniye, maçın galibi Hasan oluyor. Sevgili seyirciler, Yetenek Parkuru'nun ikinci mücadelesinde CPM kapısında yarışan Berkay aramıza sonradan dahil olmuştu. Geçtiğimiz turda elenenlerin en hızlı ismiydi. Bu sefer şansını sonuna kadar sürdürecek ve bu konuda kararlı. Rakibi Kenan ise Aktürk kapısında yarışmak için hazır. O da her zaman iyi mücadele sergileyen bir yarışmacımız oldu. Gözler ışıklara çevriliyor sevgili seyirciler. Yeşil ışıkla mücadele başlıyor sevgili seyirciler. Evet, hızlı bir çıkış. Her iki yarışmacıdan da geniş bir dönüşle tek seferde hizalamaya çalışacaklar ki bunu yapan Kenan ve rakibi şu anda bir geri manevra ihtiyacı var. Kenan bu sırada römorka yolunu çevirdi bile efendim ve güzel bir hız, gayet seri bir şekilde römorka Bali'yi koymak üzere gidiyor. Henüz Bali'yi tutamayan Berkay bu sefer şansını kaybedecek gibi. İlk roundu çok temiz bir şekilde kazanıyor Kenan. Süresini tamamlamak üzere hareket ediyor ve Aktürk kapısından geçişini yapıyor. Mükemmel bir performans, gayet hızlı. Berkay ancak römorka ilerleyebiliyor. Kaybettiği saniyeleri telafisi mümkün olabilecek mi? Eğer rakibi ikinci roundda büyük bir hata yapmazsa bu çok zor gözüküyor. Berkay şimdi römorka bıraktı baleyi ve geri manevralarını yapmaya başladı. Kollar yukarıda, zaten hızı da düşük. Riskli bir hareket kendisinden beklemiyoruz. Gayet yavaş bir şekilde süresini tamamlıyor. Aradaki saniye farkı zor kapanır gibi sevgili seyirciler. Ama burası traktör arena. Hemen hemen her hatanın yapıldığı parkur burası. Ve geri dönüşü olmayan hatalara da bazen denk geliyoruz. Birazdan ikinci roundla karşınızdayız. Kenan bu sırada römorka yolunu çevirdi bile efendim. Kenan sürücünü tamamlamak üzere hareket ediyor. Ve Aktürk kapısından geçişini yapıyor. İlk roundun açık ara galibi Kenan, Hatay temsilcisi CPM kapısındaki yerini aldı. Ve Berkay, Bursa temsilcisi Aktürk kapısındaki yerini alıyor. Hatasının telafisini yapmak üzere bu roundda elinden geleni ardına koymayacak. Buna eminiz. Işıklar yanmaya başladı. Belirleyici round için yeşil ışıkla duello başlıyor sevgili seyirciler. İki taraftan da yine hızlı çıkışlar. Gayet hızlı bir şekilde Bale'ye yönelen öncelikle Kenan oluyor. Yine doğru bir hizalamayla geldi ve Bale'yi şu anda yakaladı ama bu sefer aynı anda da Berkay'ın yakaladığını gözlemleyebiliyorum. Fakat manevralarda hızlı olan Kenan öne geçti bile. Balyayı bıraktı. Harika. Şu anda performansı dolu dizgin ilerliyor. Adını final performans parkuruna yazdırmak üzere son metrelerini gidiyor ve temiz bir galibiyetle, 2-0'lık net bir galibiyette performans parkuruna Kenan, Hatay temsilcisi, geçmeyi başarıyor. Şu anda gözlerimiz Bursa temsilcisi Berkay'da. Balyayı çok riskli bir şekilde bıraktı ve şans eseri o balyaya düşmedi. Şimdi geri geliyor. Kaybedenler arasında süresinin iyi olmasını temenni ediyor fakat bu hıza bakılırsa imkansız gibi gözüküyor ve süresini tamamladı. Yanlış gözlemlemediysem kaybedenler arasında da yavaş bir isim olarak
tamamen elenmiş oluyor. Ama kesin sonuçlar ekrana yansıdığında bunu beraberce görüyoruz. Kenan öne geçti bile. Balyayı bıraktı. Harika. Son metrelerine gidiyor ve... Performans parkuruna Kenan Hatay temsilcisi geçmeyi başarıyor. Yetenek parkurunun son eşleşmesi, son düellosu yarı final öncesinde eleme bölümlerinin son haftasında sevgili seyirciler. Bayram CPM kapısında mücadeleye hazır Sakarya temsilcisi ve rakibi İsmail abimizle Kahramanmaraş'ı temsil ederek Aktürk kapısındaki yerini alıyor ve düello için heyecan yükselmeye başlıyor. Gözlerimiz kırmızı ışıklarda. İkincisi yanıyor, üçüncüsü yanıyor ve yeşil ışıkla düello başlıyor. Evet, devirler yükseliyor, hızlar, vitesler yükseliyor ve hızlı bir şekilde römorka gitmek üzere balyaya ilk temas eden kişi Bayram oluyor. Ama henüz tutmadı. Şu anda tuttu. Aynı anda rakibi de tuttu. Şu anda ileri manevrasını ilk yapan isim Bayram oluyor. Kahramanmaraş temsilcisi İsmail de şu anda römorka doğru ilerliyor. Ancak Bayram gayet hızlı. Hatta bir fren yaptı ki römorka çarpmaktan son anda kurtuldu. Balyayı bıraktı. Geri vitese taktı ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Gayet tatmin edici bir hız var. Mükemmel. Bayram çok seri ve ilk roundun galibi oluyor. Şu anda İsmail abi de geri geliyor. Ancak nafile ve aradaki yaklaşık 4-5 saniye farkıyla Bayram ilk roundun kazananı oluyor. Çok hızlı bir maçtı gerçekten. Ben anonsu bile yetiştiremedim. İki yarışmacımız da gayet hızlı. Bakalım ikinci roundda galibiyeti elde eden taraf kim olacak? Devirler yükseliyor. Hızlar, vitesler yükseliyor. Şu anda ileri manevrasını ilk yapan için Bayram oluyor. Balyayı bıraktı. Geri vitesi taktı ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Bayram çok seri ve ilk roundun galibi oluyor. Yetenek parkurunun eleme bölümlerindeki son düellosu sevgili seyirciler ve CPM kapısında İsmail abimiz ilk roundun kaybedeni oluyor 4,5 saniye farkla. Ve ilk roundun galibi Aktürk kapısında yarışan Bayram, bakalım bu roundda da galip gelmeyi başarabilecek mi? Gözlerimiz kırmızı ışıklara çevriliyor. İlk kırmızı ışık yandı. İkinci kırmızı ışık yanıyor. Üçüncü kırmızı ışık da yanıyor. Yeşil ışıkla yetenek parkurunun eleme bölümlerindeki son düellosu başlıyor sevgili seyirciler. İsmail abiden ağır bir çıkış gördük. Nedenini bilemiyorum ama şu anda Bayram römorku yolunu tuttu bile. Hatta balyayı tuttu. Geri manevrasını ilk yapan Bayram oldu. Römorka doğru yönlendi bile. Şu anda öyle bir sıktı ki balyayı İsmail abi neredeyse patlatacak diyoruz. Römorka doğru manevrasını yapıyor. Bu sırada geri manevralarına başlayan ve net bir galibiyete doğru tekerleklerini patinaj çektirerek götüren Bayram süresini tamamlıyor. İnanılmaz bir de fren yapıyor. İsmail abimiz de geri geliyor ve o da süresini tamamlıyor. 2-0'lık net bir galibiyetle adını üst tura yazdıran Bayram oluyor. Ancak yanlış gözlemlemediysem bitirme sürelerine bakılırsa elenenler içinde de İsmail abinin şansı sürüyor. Şimdi net sonuçlar ekranlara yansıdığında elenenler arasından da hızlı olup üst tura geçen dördüncü ismi de beraberce görüyoruz. İsmail abiden ağır bir çıkış gördük. Geri manevrasını ilk yapan Bayram oldu. Tekerlekleri patinaj çektirerek götüren Bayram süresini tamamlıyor. Eleme haftasındayız ve yetenek parkurunu da eleme bölümlerindeki son mücadeleleri yaparak tamamladık. 3 tane isim doğrudan bu etaba geçmeye hak kazanırken elenenler arasında en hızlı isim İsmail abimiz oluyor ve o da 4. isim olarak aramıza katıldı. Şimdi ekranlara eşleşmeler gelecek ve yarı final öncesinde son eleme haftasında bu sahadaki bu etapta bu modelde son duellolara çıkıyor olacağız. Ekranlara eşleşmeler geliyor, ardından duellolarla karşınızdayız.
Kendilerine verilen işaretle seçtikleri taraftan mücadeleye başlayan yarışmacılar, bulundukları şeritteki göbeğe gidiş istikametinde girdikten sonra, çıkışta parkurun uç tarafında bulunan dubaları yıkarlar. Ardından geri manevralara başlayarak bulundukları şeritteki göbekten tekrar giriş yapıp, başladıkları kapıdan yarışmayı tamamlarlar. Performans parkurunun ilk düellosuyla karşınızdayız sevgili seyirciler. Bir yanda Hasan, Osmaniye temsilcisi ve bir yanda da Kenan, Hatay temsilcisi. İkisi de parkurun hızlı isimleriydi ve beraber düelloya çıkacaklar. Kaybedenin tamamen elendiği, tek şansın kazanmaktan yana geçtiği bir etaptayız, bir parkurdayız ve kırmızı ışıklar yanmaya başladı. Üçüncü kırmızı ışıkta yanıyor. Yeşil ışıkla performans parkurunun ilk düellosu başlıyor. Hasan abimiz birazcık daldı herhalde ama Kenan affetmiyor ve hızlı bir çıkışta başladı. Şu anda vitesini yükselten Hasan da kontrollü bir şekilde artırıyor ve ileri yönlü manevralarını yapıyorlar. Göbeğe ilk giren isim Kenan oluyor. Hasan abi de göbeğe girmeyi unutmuyor ve o da manevralarını yapıyor. Kenan gayet hızlı bir şekilde göbekten çıkan ilk isim olacak ve dubayı devirmeye doğru manevralarını yapmaya başlayacak. Bu sefer farkı kapatmaya çalışıyor Hasan abimiz. İleri yönlü manevralarda hiçbir sıkıntı yok. Neredeyse başa baş bir mücadele. Toz toprak altında müthiş bir mücadele. Güzel görüntüler. Balyayı düzeltiyorum. Dubai'yi ilk yıkan isim Kenan oluyor. Şu anda geri manevralarında Kenan hizayı bozmaya başladı. Ama kendini hemen toparladı, düzeltti. Aynı şekilde Hasan abimizin de biraz manevralarında bozulma olduğunu görüyorum. Ama Kenan dolu düzgün ilerliyor. Sürati gayet güzel. Ama şu anda o da bozmaya başladı. Hakem de müdahale ediyor. Çünkü neredeyse rönorklar birbirine doğru gelmeye başladı ki sınır ihlalleri olduğu an hakemin müdahalesi gerçekleşiyor. Şu anda bayağı bir ileri gittiler kendilerini düzeltmek için. Hasan abimiz neredeyse öne geçecek geri manevralarda ama Kenan da hızını artırıyor. Geri yönlü hızlarına gayet sevdim. Ama bu sefer de hizalarında bozulma yaşıyorlar. Fakat iki seri isim de güzel mücadele veriyor ve göbeğe neredeyse aynı anda giriyorlar. Şu anda Kenan'ın hizası bozulmaya biraz başladı ama gayet başarılı gidiyor. Seri gidiyor en azından. Kenan bu gidişte göbekten çıkacak ilk isim olacak. Başa baş mücadele son düzlükte yaşanacak gibi. Hasan'ın da manevralarında bozulma yok. Göbekte çok başarılı her iki isim de. Kenan bu sefer hizayı bozdu. Hasan çıkıyor. Hasan da bozdu. Bu sefer Kenan geliyor. Bir Hasan bir Kenan hata yapıyor ve göbekten çıkan ilk isim net bir şekilde Kenan oluyor. Kenan artık son virajı alacak. Hasan her yeri dağıtmaya başladı. Böyle bir gidiş kabul edilemez. Hemen kendini toparlıyor. Kenan da hata yaptı. O da hizasını düzeltmeye çalışıyorken vakit kaybetti. Hasan geliyor ama Kenan şu an önde gidiyor. Kenan zafere doğru gidiyor. Artık son viraj. Hata yapma olasılığı çok düşük. Kendini biraz hizasını bozdu ama gayet hızlı bir şekilde gidiyor. Ben de yetişmeye çalışıyorum. Hasan da geliyor ancak Kenan'ın metreleri kaldı ve Kenan kazanıyor. Kenan yarışmayı kazanıyor sevgili seyirciler. Ve bu eşleşmede gayet başarılı. Artık sürenin bir önemi yok. Hasan da bitirmeye çalışıyor ama tamamen elenmiş oldu. Ve süresini o da tamamlıyor. Ama süresinin bir anlamı yok. Buranın bir kazananı var. Ve galiplerin eşleşmesini bekleyecek tek isim var. O da Hatay temsilcisi oluyor. Kendisini tebrik ediyoruz mükemmel yarışından dolayı. Kenan çok başarılıydı ama Hasan abimiz de elinden geleni yapmasına rağmen bu etabın kaybeden ismi oluyor. Göbeğe ilk giren isim Kenan oluyor. İleri yönlü manevralarda hiçbir sıkıntı yok. Dubai'ye ilk giren isim Kenan oluyor. Bir Hasan bir Kenan hata yapıyor. Hasan her yerde atmaya başladı. Böyle bir gidiş kabul edilemez. Hasan da geliyor ancak Kenan'ın metreleri kaldı ve Kenan kazanıyor. Kenan yarışmayı kazanıyor sevgili seyirciler. Performans parkurunun ilk düellosu nefesleri kesti. Ritmin hiç düşmediği mücadelede kazanan taraf Hatay temsilcisi Kenan oluyor. Şimdi rakibini bekliyor. Rakibini belirlemek üzere sahadaki isimler Bayram ve İsmail. Yetenek parkurunda da eşleşmişlerdi ve Bayram'ın galibiyetiyle bitmişti. İsmail ise elenenler arasında en iyi süreye sahip olarak tekrar Bayram'ın rakibi oldu. Bu sefer öcünü alabilecek mi? Bu sefer yüzü gülecek mi bilemiyoruz ama Bayram ve İsmail'in düellosu için hazırız. Kırmızı ışıklar yanmaya başladı. Üçüncü kırmızı ışık yanıyor. Yeşil ışıkla düello başlıyor. İkisi de hızlı bir çıkışta viteslerini, hızlarını yükseltiyorlar. Ve
bayramın biraz önde olduğunu görüyoruz. İsmail şu anda Kahramanmaraş temsilcisi bana da selam vererek geçişini yaptı. Şu anda göbekli ilk giren isim Bayram oluyor. Sakarya temsilcisi Bayram hızlı bir dönüşte. Neredeyse göbekten çıkacak. İsmail abimiz ancak göbekli dönüşünü sürdürüyor. Belki de geri manevralarda öne geçecek ama şu anda epey geride kaldığını söyleyebiliriz. Bayram tozu dumana katarak Dubai'ye doğru yollarını alıyor. İlk Dubai'yi düşürecek isim Bayram olacak. Ardından İsmail abi geliyor. Kahramanmaraş Sakarya mücadelesinde yetenek parkurunda benzerini izlemiştik ve Bayram'ın net bir galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Geri manevralara ilk başlayan isim Bayram oluyor. Hizasında bozulma yok. Hızı çok iyi değil ancak yeterince güzel ve aradaki farkı açmaya başladı. İsmail abi geri manevralarda eğer iyi olmazsa ki şu anda hizasında bozulmalar görüyorum. Bayram'ı yakalaması zor. Ancak Bayram'dan bir hata geliyor ve İsmail abimiz de neredeyse denk hizaya geldiler. Hatta İsmail abi hizasını bozmazsa öne bile geçti. Bayram şimdi hızını artırıyor. Avantajı tekrar eline geçirmeye çalışıyor. Bayram'ın sürati gayet güzel. Hizası güzel derken maşallah dediğim 3 gün yaşıyor efendim. Hemen hizasını bozmaya başladı. Şu anda Bayram geliyor. Hizasını bozan ve traktörler neredeyse yan yana geldi. Adeta çarpışacaklar. Hizayı bozan ve sınır ihlali yapan İsmail abimiz tekrar kendini topladı ama göbe giren ilk isim Bayram oluyor. Bayram önde gidiyor. Sakarya önde gidiyor. Kahramanmaraş hemen peşinde. Hizası gayet iyi. Bayram birazcık bozmaya başladı. Traktörle römork neredeyse kilitlenip terse döndü diyebiliriz. Bayram kendini düzeltmeye çalışırken İsmail abi de hizasını bozuyor. İsmail abinin römork konusunda şu ana kadar iyi mücadele ettiğini söyleyemeyeceğim. Hizasını bir türlü toparlayamıyor. Bayram da heyecanını kontrol edemiyor ve iyi giderken birden hizayı bozuyor. Şu anda Bayram göbekten çıktı ancak viraja girebilmek için doğru bir hiza tutturabilmiş değil. Kritik bir şekilde dönüyor ve yola giriyor. Şu anda hizasında bozulma yok ama kendini toplaması lazım. Şu anda kendini toplaması lazım ki beni duymuş olmalı. Hemen manevrayı yaptı. Bu sırada göbekten çıkan ve manevralarda öne bile geçen İsmail abi ama hızı düşük ve Bayram onu yakalıyor. Bayram şu anda virajlarda önde ama başa baş. Bir hata çok şey değiştirir. Bayram hizasını düzeltiyor. İsmail abi de geliyor. Neredeyse başa baş mücadele. Bayram gayet iyi doğrulttu kendini. Bayram hızlı gidiyor. İsmail abi takip ediyor. Bayram metreler kaldı ve Bayram kazanıyor. Bayram kazanıyor. İsmail abimiz bu sefer de kaybediyor Bayram'a karşı. Kahramanmaraş bu sefer de kaybediyor Sakarya'ya karşı. Ve buranın bir kazananı var. Az önceki duelonun galibiyle sahaya çıkacak ve haftanın en sağlam olmak için mücadele edecek. Finalin adı Sakarya, finalin adı Bayram. Finalin adı Hatay, finalin adı Kenan oluyor. Kenan'la Bayram'ın duelosuyla az sonra karşınızdayız. Şu anda göbekli ilk giren isim Bayram oluyor Sakarya temsilcisi. Bayram hızlı bir dönüşte. İlk kupayı düşürecek isim Bayram olacak. Ardından İsmail abi geliyor. Ve traktörler neredeyse yan yana geldi. Adeta çarpışacaklar. İsmail abi de geliyor. Neredeyse başa baş mücadele. Bayram hızlı gidiyor. İsmail abi takip ediyor. Bayram metreler kaldı. Ve Bayram kazanıyor. Performans parkurundaki son duello, eleme bölümlerindeki son duello ve yarı finalistleri belirlediğimiz son duelloya çıkıyor sevgili seyirciler. Bir tarafta Kenan Hatay temsilcisi, bir tarafta Bayram Sakarya temsilcisi. Kim son yarı finalist olacak? Kim hafta ikincileri kontenjanından faydalanıp 4 kişi olarak yukarı çıkacak? Bütün isimlerin belirleneceği son duelloya geldik. Birkaç dakika içinde her şey belli olacak. Gözlerimiz ışıklara çevriliyor. İlk kırmızı ışık yanıyor. İkinci kırmızı ışık yanıyor. Üçüncüsü de yanıyor. Ve son düello için yeşil ışıkla başlıyoruz sevgili seyirciler. Her iki isim de hızlı bir şekilde kalkışını yaptı. Ve artık sahadaki son emekleri, son duelloları yarı final öncesinde bu sahadaki son tozu kaldırıyorlar adeta. Her ikisi de gidiş istikametinde ileri yönlü göbeklere girdiler.
Performans parkurundaki son duello, eleme bölümlerindeki son duello ve yarı finalistleri belirlediğimiz son duello çıkıyor sevgili seyirciler. Bir tarafta Kenan Hatay temsilcisi, bir tarafta Bayram Sakarya temsilcisi. Kim son yarı finalist olacak? Kim hafta ikincileri kontenjanından faydalanıp 4 kişi olarak yukarı çıkacak? Bütün isimlerin belirleneceği son duelloya geldik. Birkaç dakika içinde her şey belli olacak. Gözlerimiz ışıklara çevriliyor. İlk kırmızı ışık yanıyor. İkinci kırmızı ışık yanıyor. Üçüncüsü de yanıyor. Ve son duello için yeşil ışıkla başlıyoruz sevgili seyirciler. Her iki isim de hızlı bir şekilde kalkışını yaptı. Ve artık sahadaki son emekleri, son duelloları yarı final öncesinde bu sahadaki son tozu kaldırıyorlar adeta. Her ikisi de gidiş istikametinde ileri yönlü göbeklere girdiler. Bayram göbekten çıkan ilk isim oluyor. Ama Kenan da hızlı ve neredeyse başa baş bir mücadelede dubalara doğru giden ilk isim. Hatta biraz hızını arttırarak Kenan olacak gibi görüyorum bu açıdan. Evet, neredeyse aynı anda dubaları düşürdüler. Gayet güzel bir mücadele, zevkli bir mücadele. İkisinin de geri yönlü hızı çok iyi. Neredeyse hizalarında bozulma yok ama bu virajda hizalarda bozulmalar başladı bile. Kendilerini düzeltmeleri gerekiyor. Tek fren kullanımları başladı. Mükemmel bir şekilde hizaladı Kenan kendini. Harika ilerliyor, hızı da çok iyi. Bayram viraj istikametini bozdu. Kenan müthiş bir mücadele. Gerçekten göbeğe girerken tek fren kullanımları da gayet güzel ama hizasında biraz bozulma oluyor. Müthiş bir atak yapıyor Bayram, o da göbeğe girdi. Harika bir mücadele. Seviye hiç düşmüyor. Hız hiç azalmıyor. Adeta savuruyor Bayram traktörünü. Ama Kenan geri yönlü çok iyi ilerliyor. Göbekten çıkan isim Kenan oluyor ama hizası bozuluyor. Bayram da çıktı. Mükemmel mücadele. Bayram deli dolu geliyor. Harika ataklar izliyoruz. Kenan mı Bayram mı? Mücadele çok çetin. Virajda her şey değişebilir. Şu anda Kenan neredeyse 10 santim farkla ama Bayram hızını arttırıyor. Kenan mı Bayram mı? Takip etmekte bile zorlanıyorum. Müthiş bir atak Kenan'dan. Kenan geliyor ve Kenan kazanıyor. İnanılmaz mücadele. İnanılmaz mücadele. İnanılmaz mücadele. Neredeyse belki de 5 santim farkla ben görmekte zorlandım. Şu anda süreler kulağıma geliyor. Neredeyse yarım saniye farkla Kenan kazanıyor. Müthiş mücadele. Yanlış görmediysen belki 20-30 santim farkla Kenan kazanmayı biliyor. Ve haftanın en sağlamı yarı finalist Kenan oluyor. Bayram'ı da tebrik ediyoruz. Müthiş mücadeleydi. Müthiş mücadeleydi. Harika bir şekilde yarıştılar. Tebrik ediyoruz. Kameraya dönelim şöyle. Harikaydı. Birazdan bu iki isimle tekrar karşınızda oluyoruz. Ve artık sahadaki son emekleri, bu sahadaki son tozu kaldırıyorlar adeta. Bayram göbekten çıkan ilk isim oluyor. Evet, neredeyse aynı anda dubaları düşürdüler. Müthiş bir atak yapıyor Bayram, ona güme girdi. Mükemmel mücadele. Bayram deli dolu geliyor. Kenan mı Bayram mı? Takip etmekte bile zorlanıyorum. Müthiş bir atak Kenan'dan. Kenan geliyor. Ve Kenan kazanıyor. İnanılmaz mücadele. Sevdamız toprak, yarınlarımız ortak diyen Türkiye'nin lider lastik firması Lassa haftanın en sağlam performansını hediye çekiyle ödüllendirmeye devam ediyor ki eleme bölümlerindeki son haftada dillere destan bir mücadeleyle kazanan ve haftanın en sağlamı olan yarışmacımızı tebrik ediyoruz. Hatay temsilcisi Kenan, harika bir mücadeleydi, tebrik ediyorum. Ben anlatırken heyecandan yerimde duramadım, sen neler hissettin? Yani çok heyecanlıydı, aylardan beri beklediğimiz yarışma programıydı. Geldik, yarıştık. İyi geçti bence. İyi olan kazandı diyelim. Peki, yarı finalde başarılar diliyoruz sana ve Lassa'ya verdiği desteklerden ötürü çok çok teşekkür ediyoruz. Sağlamsa Lassa. Bölümlerindeki son duelloyu izledik sevgili seyirciler ve 20. haftanın mücadelesi gerçekten nefesleri kesti. Belki de 20 haftanın
en çekişmeli maçını, en hızlı maçını izledik. Ve 40-50 santim farkla saliselere vurduğumuzda 0.460 milisaniye farkla kazanan Hatay temsilcisi Kenan oldu. Ama Bayram'ı da tebrik etmek lazım. Bu güzel mücadeleyi bizlere izletti. Ve işte hani nasip kısmet deriz ya, hafta ikincilerinde de birkaç saniye farkla ilk dörde giremiyor Bayram. Ve arenaya tamamen veda etmiş oluyor. Belki de Bayram kazansaydı Kenan'ın süresi ilk dörde girmeye yetecekti. İşte bu da arenanın değişik bir ortamı ve değişik bir mücadelesi oldu. Her şey değişebilirdi. Son metrelerde karşılıklı ataklar oldu. Biz izlerken de anlatırken de çok keyif aldık ve 20. eleme haftasında tamamladık sevgili seyirciler. Haftaya Traktör Arena'nın ilk yarı final bölümünde daha değişmiş ve daha zor parkurlarda tekrar karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, esen kalın.